Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz yaşam ve kariyer koçu Sayın Gülçin Kara, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhaba. Evet, sizi tanımak istiyoruz, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Memnuniyetle kısaca bahsedeyim. İsmim Gülçin Kara, 39 yaşındayım. Yaklaşık 17 yıldır kurumsal hayat içerisindeyim. Satış ve pazarlama alanında çalıştım. En son kariyerime de üst düzey yöneticilikten istifa ederek ayrıldım. Böyle kısaca ama Gülçin kim diye sorarsanız o tabii farklı. Bu benim kimlik tarafım. Gülçin dediğinizde heyecanlı, paylaşmayı seven, spor yapmayı seven böyle biriyim. İşte bizi en çok ilgilendiren de o aslında. Çünkü neden bu yola çıktığınızı gerçek Gülçin bize ele veriyor. Kesinlikle. Aslında çıkış yolum şöyle başladı. Ben kimim sorusuyla başladı. Yaklaşık 7-8 yıl önce. Onun üzerine birçok eğitim aldım. Aslında kendimi keşfetme yolculuğuyla birlikte. Bu arada tabii ki profesyonel kurumsal hayatım devam ediyordu. Sonra bir noktaya geldiğimde aslında keşfettiklerimi paylaşmak ve bunu daha da profesyonel bir adıma oturtturmak için böyle bir yolculuğa başladım. Evet. Peki yeni bir iş kolu, Evet. yeni bir alan ve başlamış olduğunuz dönemlerde de aslında öyle çok bilindik değil. Hiç ürkütmedi mi sizi bu alanın içerisinde yer almak? Tamam, kendi keşfinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ama bununla birlikte birilerine dokunmak, birilerini de bu alanda güçlü kılmak korkutmadı mı? Aslında çok güzel tarif ettiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Tabii ki korkuttu. Her insanın içinde korkular ve benimki de bu konuda oldukça fazlaydı. Aslında benim korktuğum nokta ya da çekindiğim nokta konfor alanını bırakmak kısmıydı. Yeni bir şeye başlamak beni her zaman heyecanlandırır. Ki bunu da yeni bir şey olarak görmedim aslında. Çünkü hayatımın içerisine aldığım bir şeydi. Yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, işte insanın dönüşümü, farkındalık yolculuğu gibi birçok alanda çalışmalar yaptım. Ama konfor alanından çıkmak oldukça korkutucuydu. Ama şunu gördüm, o adımı attığınız zaman aslında korkularınızın kalmadığını ve sizin yarattığınız şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden de iyi ki yapmışım diyorum her defasında. Ne kadar güzel. Siz de çok güzel tanımladınız bunu. Çünkü 15 yıl boyunca alışmış olduğunuz bir yaşam tarzı. Evet. Ama ne kadarı işte bizim istediğimiz yaşam, ne kadarı dayatılan yaşam, bunu değerlendirerek bu yola çıkmanızda belki bu denli çabuk bu yolda ilerlemenizi sağlamış olabilir. Ne Evet. kadar güzel. Teşekkür ederim. Zorlu bir süreçti ama şunu söyleyebilirim, kurumsal hayatta da profesyonel olarak çalışırken hep severek yaptım işimi ve özellikle yönetici vasfım olduğu için insanlarla hep iletişim halindeydim. Aslında o iletişim beni çok besliyordu. Hiçbir zaman sıkılarak, bıkarak yapmadım ama bir nokta geldi ve dedim ki bu bir maske. Ve bu sıkışmış olduğunuz alanın haricinde koskoca bir dünya var ve koskoca bir olasılık var. Neden bunu da denemeyesin diye kendimi böyle bir yolculuğun içine attım. Ve bu hayatım boyunca da devam edecek. Ne güzel. Evet, zor olduğunu siz de dile getirdiniz. Ama en çok zorlandığınız ne oldu? En çok zorlandığım, az önce de belirttiğim gibi aslında konfor alanından çıkmak. Çünkü belli standartlarda belli bir yaşam kalitesiyle hayatınıza devam ediyorsunuz ve bunu bırakmak size aslında kazanacaklarınızı değil daha çok kaybedeceklerinizi hatırlatıyor. Yani hep öyle değil miyizdir? Bir şeye başlayacağımız zaman hep kaybedeceklerimizi düşünürüz ve oradan çok fazla çıkamayız. Ben ise buradan zorlanmış olmama rağmen kazanacaklarımı ve heyecanımı daha fazla yaşayacağımı fark ettim.
O yüzden kısaca konfor alanından çıkmak, sahip olduğunuz o şartları, imkanları ve alıştığınız artık nasıl söyleyeyim, otomatikleşmiş olarak yaptığınız birçok şey var. Bu tabii ki deneyimle beraber gelen bir şey. Onları bırakmak ve çok da fazla tecrübe etmediğiniz bir iş kolunda profesyonel olarak çalışmak nasıl olacak diye aslında korkuyorsunuz. Ama hiç de korkulduğu gibi olmadı diyebilirim. Evet, bu da belki sizin güçlü yanınız. Çünkü belirsizliği belirlemek ve ona doğru hareket etmek hakikaten güçlü olmayı gerektirir. Evet. Belirsizlik. Evet. Ne olacağını bilmeden. İnsanoğlunun en çok korktuğu şey, bildiğimiz hiçbir şeyden korkmayız. Değil mi? Şöyle bir enteresan tarafı var korkunun. Birçok korkularımız var ve herkesin korkusu var. Korkusu olmayan insan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hep bilmediğimiz bir şeyler var. Aslında o bilmediğimiz şey başımıza geldiğinde de o anda korkundan eser kalmıyor. O anda sadece aksiyon alıyorsunuz. Sadece yaşayana kadar kafanızda kurduğunuz şeyler sizin korkmanıza neden oluyor. Evet. Bu birazcık da aslında farkındalıkla gelişen ve çözüme ulaşan bir şey diyebilirim. Evet. Peki sizin gibi bunu yapmak isteyen kişilere ne söylemek istersiniz? Benim gibi bunu yapmak isteyen derken aslında benim yaptığım şey şuydu. Profesyonel ve kurumsal hayattan çıkıştı. Şu anda yaptığım işi de çok profesyonel bir şekilde yapıyorum ve kurumsal bir şekilde yapıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Başlamak istedikleri şeyde kendilerini durduran bir ses vardır hep. O da az önce bahsettiğim gibi hep kaybedeceklerimizi hatırlatır ve anımsatır bize. O da bizim durmamıza, sabit kalmamıza sebep olur. Sadece onlara şunu söyleyebilirim. Eğer akıllarında bir proje varsa ve bu projeyle yatıyorlar ve projeyle kalkıyorlarsa, insanlarla bunu paylaşıyorlarsa, bunun hayalini kuruyorlarsa yapmaktan asla vazgeçmesinler ve bir yerden başlasınlar. Çok küçük de olsa başlamaları çok önemli. Sonrası zaten geliyor diyebilirim. Evet. Yaşam ve kariyer koçusunuz. Evet. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle, yaşam koçluğu aslında 2013 yılında meslek olarak kabul edildi Türkiye'de. Ama biz çok fazla alışkın değiliz bu söze. Hala bu kavramın karmaşası içerisindeyiz. Yaşam koçu ne yapar yani? Benim yaşamımızı mı düzelteceksiniz gibi yorumlar gelebiliyor. Şöyle söyleyebilirim kısaca. Sizin potansiyelinizi ve farkındalığınızı açmak ve bunu kendi kendinize gördüğünüzü gösterecek bazı yöntemler ve tekniklerle aslında sormuş olduğumuz sorularla, insanın kendisi kendisine sorduğu sorularla bunu ortaya çıkartan bir teknik ve bir meslek diyebilirim. Tabii bunun birçok niş alanları var. Benim gibi işte kariyer konusunda uzmanlaşmış, ilişki konusunda, öğrenci koçluğu konusunda uzmanlaşmış bölümleri de var. Ama kısaca farkındalığı ve potansiyelinizi ortaya çıkartacak bir yöntem ve teknik diyebilirim buna. Koçluk alan kişiler bu süreci nasıl tarif edebilir? Şöyle tarif edebilir. Ben de aldığımda şöyle görmüştüm bunu. Yaşam içerisinde bazı şeyleri artık otomatik yapmaya başlıyorsunuz ve kendinize sorduğunuz çok kısıtlı sorular var. İşte bu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Başarabilir miyim, başaramaz mıyım? İşte yaparsam ne olur, yapmazsam ne olur gibi böyle hep bizi aslında birazcık daha kapalı uçlu sorular. Bir yaşam koçu yapan kişi ise karşı tarafa hep açık uçlu sorular sorar ve aslında içinde gerçekten onu istiyor mu? Benim istediğim şey benim değerlerimle ve benim kim olduğumla örtüşüyor mu? Çünkü birçok şeyi istiyoruz ama aslında çevremizin etkenleri çok fazla bunu isterken. Ben Gülçin olarak kimim? Ve bunu yaptığımda nasıl hissedeceğim?
Bu beni nereye götürecek? Aslında bunlara böyle bir insanın kendi kendisine bizim sorduğumuz sorularla mercek altına almasına ve farkındalık yaşamasına sebep oluyor. Evet. Kimler koçluk alabilir Herkes veya koçluk. almalıdır? Okey. Herkes koçluk alabilir. Almalıdır diye bir şey söyleyemem ama biz özellikle koçlar hiçbir zaman yönlendirmede bulunmayız. Bizim normalde bir arkadaşınızla dertleşirken size mutlaka tavsiyeler verir, yönlendirmeler verir ama biz hep kendi bildiğimizi yaparız. Yaşam koçluğu yönlendirme ve teselliler vermez. Ama şöyle söyleyebilirim, ilişkinizde yaşadığınız problemlerle ilgili, kariyerinizle ilgili değişiklikler olabilir bunlar. Bir şeye karar veremiyorsunuzdur ve karar verememeniz size hep orada tutuyordur. Her konuda kafanızda herhangi bir soru işareti varsa bununla ilgili yaşam koçluğu alabilirsiniz. Bunun aslında sınırı yok. Kendisini tanımak isteyen özellikle insanlar için, ben kimimi sorgulayan insanlar için, değerlerini görmek isteyen insanlar için, gerçekten ne istediğini anlamak isteyen kişiler için çok büyük bir aslında nasıl söyleyebilirim imkan ve fırsat. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Doğru uygulandığında ama Evet. böyle değil mi? Doğru uygulandığında evet, tabii ki her meslek gibi bunu işte ben yaşam koçu oldum, her şeyi çözerim ya da çözmesine yardımcı olurum diye bir şey yok. Aslında sizin bunu istiyor olmanız lazım. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi size kimse yaptıramaz. Ve bunu tabii ki meslektaşlarımla ilgili yorum yapmayacağım ama birçok şeyin artık koçluğu yapılıyor. Ve nasıl yaptığınız, karşı tarafta gördüğünüz farkındalıklar aslında çok önemli. O yüzden işi iyi yapmak, bu konuda benim gibi ya da işte meslektaşlarım gibi eğitim sürecine hala devam eden kişiler hep üzerine bir şey eklemeli ve karşı tarafa o farkındalığı nasıl doğru yöntemlerle yaşatabilirim onu sorgulamalı diye düşünüyorum. Evet. Peki, geçmiş profesyonel kurumsal hayatınızın şu anki yapmış olduğunuz işe etkileri var mı? Varsa neler? Var. Aslında yaşam koçluğu ve kariyer koçluğu yaparken aynı zamanda da eğitim ve danışmanlık da yapıyorum. Tabii 17 yıllık bir meslek hayatı ve burada edinmiş olduğum çok ciddi tecrübeler var. Özellikle firmaların kurumsallaşması ve kurumsal koçluk ve danışmanlık yapması konusunda. Ben de bu tecrübelerimi aslında kurumsal hayatta da devam ediyorum. Kurumsallaşmaya çalışan, kurum kültürünü oturtturmaya çalışan, iç iletişimle ilgili sorunlar yaşayan, bir türlü neden biz bunu beceremiyoruz, acaba nerede problem var diye soran kişiler de hizmet alabiliyor. Yani bu alanda da hizmet veriyorum. O süreçten kısaca bahseder misiniz bize? Tabii ki. Hizmetinizi detaylandırmanız mümkün mü? Tabii ki şöyle. Bir şirketiniz var ve şirketiniz içerisinde çalışırken aslında sadece yaptığınız işe odaklanırsınız ve çalışanlarla ilgili hep bir memnuniyetsizlik ya da bir memnuniyet vardır. İşte deriz ki bu kişi tam bana uygun. Eğer bir patronsanız ya da yöneticiyseniz bu bana uygun değil. Ya da benim yaşadığım en çok iş hayatında yaşadığım problemlerden bir tanesi şuydu. Satış ve pazarlama departmanı hiçbir zaman operasyonla mesela iyi bir iletişim kuramaz. Kuramaz. Hep birbirlerinden şikayet ederler vesaire. Bunlarla ilgili çok ciddi gözlemler yapmıştım ve çalışmalar, araştırmalar da yaptım. Kendi şirketlerimin içerisinde de aslında yöneticilik yaptığım zaman bunları uyguladım ve neler olabileceğini gördüm. O yüzden doğru iletişimle, kimin ne yaptığını belirleyerek, herkesin değerli ve herkesin aslında tam ve mükemmel olduğunu hissettirerek, kuralların net bir şekilde konulması ve bu kurallara uygun davranılmasıyla aslında her yer bu mükemmelliyetçiliğe ulaşabilir. Biz yapmak istersek, genelde yönetici der ki ben böyle bir şirket hayal ediyorum ama öyle bir şirket hayal ederken kendisi acaba ne yapıyordur?
ya da çalışanlarıyla ne kadar ilgileniyordur, onların potansiyellerini ne kadar ortaya çıkartıyordur. Ben diyorum ki siz işinizi yapmaya devam edin ama bu konuda profesyonel bir destek alabilirsiniz ve ben geleyim ya da ekibimiz gelsin, içeride bir gözlem yapsın, nerelerde süreçler tıkanıyor ona baksın, insanların potansiyelleri neden görülmüyor, bu potansiyelleri engelleyen şeyler ne, burada koçluk da devreye giriyor tabii ki, kariyer koçluğu ve yaşam koçluğu soruları da devreye giriyor ve bununla birlikte bir analiz yapıp buna start vermek ve bunu oluşturmak aslında yaptığım iş. Peki hangi kurumlar ve kimler sizden neden danışmanlık hizmeti almalılar? Şöyle, ben aslında bir sektör olarak ayırmıyorum bunu. Çünkü her firma kurulur, işte büyümeye çalışır, büyür ve yaşamına devam eder. Bu süreçlerin içerisinde mutlaka tıkanılan yerler olabilir, her aşamada olabilir. Her firmada, her sektörde olabilir. O yüzden bunun aslında bir sınırı yok. Sadece evet benim şirketimde de çözemediğim bazı iletişim problemleri var. Ben de kurumsallaşmak istiyorum ama bir türlü kurumsallaşamıyorum. Bir türlü istediğim ve hayal ettiğim şeyi burada oturtturamıyorum diyen herkes ulaşabilir ve hizmet alabilir bu anlamda. Son olarak neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Aslında çok kısa ve öz olacak sanırım. Önce kendimize iyi davranmamız, şefkatli ve sevecen olmamız gerekiyor. Eğer kendimizden başlarsak her şey içten dışadır. Ve bunu yapmayı kimse unutmasın. İlk önce kendimiz, sonra da etrafımızdaki insanlarla doğru iletişim, sözcüklerimizin arkasında durmak. Biliyorsunuz sözler davranışlara, davranışlar karaktere dönüşüyor. O yüzden bunları birazcık daha fark ederek hayat yolculuğumuza devam etmemiz çok iyi olur diye düşünüyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katılımınız ederim. İçin. Çok sağ olun. Ve hem bu güzel tecrübelerinizi, deneyimlerinizi hem de içinde bulunmuş olduğunuz alanı bugün bizlerle değerlendirdiğiniz için tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Gülçin Kara konuğumuz oldu. Hoşça kalın.